Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere klavyeden girilen iki ürün fiyatının 200 liradan fazlaysa %25 indirim yapmasını göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle double ürün 2 ilk toplam ödeme tutarı indirim diye değişkenler tanımlıyoruz arkadaşlar. ConsoleWrite'den birinci ürünün fiyatını giriniz dedik arkadaşlar. Kullanıcıya string bir ifade yolladık. Ama biz sayılarla işlem yapacağız. Yani metinle işlem yapmayacağımız için bu string, ama biz integer'e çevireceğiz bunu. O yüzden yani integer diyorum. Double'a çevireceğiz. Küsurat sayı da olabilir. Double diyoruz arkadaşlar. Ürün 1 eşittir. Convert.toDouble diyoruz arkadaşlar. Console.readline. Burada neden double dedik arkadaşlar? İstersek buraya virgül koyup da tanımlayabilirdik arkadaşlar. Buraya mesela ürün 1 diye tanımlayabilirdik buraya. Buraya double yazmamıza gerek kalmaz. İki türlü de tanımlayabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra aynı işlemi için ikincisi için de yapıyoruz. Console.write'den ikinci ürün fiyatına girin. Ürün 2 diyoruz. Convert to double diyoruz arkadaşlar. String'i yine burada double'a çeviriyoruz. İlk toplam diyoruz arkadaşlar. Burada bir değişken tanımlamıştık hatırlarsanız. İlk toplam diyoruz eşittir. Ürün 1 artı ürün 2. Yani birinci ürün fiyatı ile ikinci ürün fiyatını topla dedik arkadaşlar. Burada ilk toplam alt dedik. Ondan sonra ödeme tutarı şu an burada sıfırdı. Yani boştu. İlk toplamı eşitledik arkadaşlar. İlk, yani 1 ile ikinci ürün sayısını ilk toplama eşitledik. Ondan sonra ilk dedik arkadaşlar. İlk toplam, yani ödeme tutarıyla aynı olan şu an ilk toplam büyük eşit 200 ise ve 200'e eşitse arkadaşlar, indirim diye bir tane değişken tanımlamıştık yukarıda zaten. Eşittir diyoruz arkadaşlar. Ürün 2, yani ikinci üründen girilen fiyatı, mesela 100 girdiniz. %25 çarp 100'e böl dedik arkadaşlar. Yani %25'ini almış oluyoruz arkadaşlar burada. Ödeme tutarı diyoruz arkadaşlar. Eşittir diyoruz. Yani en son yapacağımız işlem ödeme tutarı. Burada mesela buradan 100 girdiniz. Buradan 100 girdiniz. Burada direkt 200 oluyor ya arkadaşlar. 200 buraya geliyor. Şimdi 200'den diyoruz arkadaşlar. İlk toplamda indirimi çıkartıyoruz. Buraya atabileceğiz yine. Yani ilk toplam dedik. Eksi dedik. Yani ilk toplam buradaydı arkadaşlar. Ürün 1 ile ürün 2'yi topla demiştik. Ondan sonra indirimden çıkart dedik. İkinci ürünün yapılan indirimden çıkart dedik arkadaşlar. En sonunda console.write'den ödeme tutarı artı ödeme tutarı dedik arkadaşlar. Bir yazdıralım. 100 diyorum. 100 diyorum. 175, 25 liralık bir indirim yaptı. 200'ü neden kabul etti? Çünkü biz burada eşittir koyduk. Eşittir koymasaydık eğer direkt, yani ekrana yazdıracaktı 200 diye. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz sevinirim.